İşte burası. Kırmızı Ballılar Köyü. Nasıl Ersin abi? Buldun mu, güzel buldun burayı? He? Ama neresi güzel bulacağım? Basmaya pabuç gibi şey. Allah Allah. Hem bizim burada ne işimiz var? Bizim marketimiz vardı abi. Oğlum, hatırlatma lan bana. Marketim gitti zaten. Bir de sus. Allah Allah. Ama Ersin abicim, markete gitmiş olabilir ama sana çok güzel bir pastane yer açtık. Gerçekten mi lan? İyi. Şimdi marketimin yerine pastancılık yapsam aklıma yine market gelecek ama en azından yine para kazanmış olacağım. Deme lan Mahmut. Valla bizim Mahmut şimdi kasiyer ama öyle bir şey söyleyeceğim. Ben pastancı Ersin olmayacağım. Ben yine kasiyer Ersin olmaya devam edeceğim. Tamam Ersin abi, tamam, sen nasıl istersen. Merak etme. Mahmutcuğum sen çalışır mısın? Ben bilmiyorum ki, pastancıyı anlamam ben. Neyse gerek yok. Boş ver. Çetebaşı. Köy güzel mi? Oğlum daha bir dur lan. Daha görmedik daha. Ne şey yapıyorsun lan? Allah Allah. Sen böyle köylerde yaşamayı sever misin? Ya keşke evime gelseydim ya. Şimdi oraya bıraktım ya. Ne yapacağız? Onu da bilmiyorum yani. Yani. Çok kalmayacağız değil mi? Bilmiyorum, bakacağız. Şey için geldik buraya, Ersin abi böyle tatile getirdik. He tatil için geldik anlasana ya. Ben de şey yapacağız sandım yani. İyi iyi. Oğlum bir susun da. Zaten sizin yüzünüzden marketim yandı. Bir de konuşuyorsunuz ya. Ne tatile? Ama Ersin abi senin yani kafana göre takıl diye geldik buraya. Bak ne güzel, seni tatile getirdik. Değil mi Çetebaşı? Ben onu bilmiyorum. Sen kendin istedin. Biz de geldik senin için. Neyse. Şimdi bir eve bakacağız. Eğer beğenirseniz inşallah kendimiz ev tutarız. Ne? Lan sanki otelde kalıyoruz. Bildiğin köyde oturacağız ya. Köy evlerine bak. Bir de tahtalı. Oğlum. Saçmalama lan. Ben burada oturmam oğlum. Yok yok, sana pastaneye de yatak bu koyduk oraya. Pastanede yatacaksın. Pastane böyle şey güzel şekilli değil mi? Hani böyle pas bir şey taşlı gibi. Yok, böyle tahtalı. Ay senin ne diyeceğin tatilim ya. Of Mahmut gidek bir la. Tamam Ersin abi, tamam. Bak söz, bak bu pastanede çok para var. Sen bu işe gir, tamam mı? Eninde bir avuç değil, bir çuval şey elmas bulacaksın. İnanmam. Bak gerçekten ha. La oğlum kaç kişi var bu köyde ya? Kaç kişi var? Kim kandırıyor insanı ya? Oho Ersin abicim, yani onu da düşünmedik yani. Bunu da düşünmedik. Biz zaten bir sürü köylülü yer bulmaya çalıştık zaten. Evet, çok köylü burada yaşıyor. Bak bir şuraya bak, bir şuraya bak. Cevap bak, neler ev var, neler ev. Sanki İstanbul'dayız ya. Lan oğlum bu neresi İstanbul ya? Bildiğin köy. Köy ya. Sen orayı sen öyle san yersin abi. Evin içine bakacaksın. İstersen senin evinde şu manzaraya gelir bakalım. Oralar boş. Oğlum sen ev mühendisi misin ya? Sen burayı nereden biliyorsun? Araştırdım ben. Böyle çok güzel köy vardı. Ben de seni buraya getireyim dedim yani. Çete başlarıyla beraber. Ne güzel tatile geldik. Ulan şimdi var ya. Aslında güzel yer ha. Şimdi yatağın kokusunu alıyorum buradan. Alırsın alırsın, bal gibi alırsın. O zaman yerlerinizi göstereceğim. Ersin abicim senin pastanın yerini göstereceğiz, tamam mı? Siz beni burada bekleyin. Biz Ersin abimle pastaneye gideceğiz. Tamam. İşte Ersin abi, burası senin pastanen. Nasıl, buldun mu? Çok güzel gerçekten inanamıyorum. Yani ilk defa pastanecilik yapacağım ama yine de kasiyerliğimi devam ettireceğim. Evet. Marketim yandı ama bu pastaneyi yakalarsan çok elini yakacağım. O şeytanı bir gün bulmamız lazım. Merak etme. Onu da düşüneceğiz yani. Bak burada bir sürü pasta var. Kek var. Bunları satarsın, elmasını alırsın. Ne kadar azıcık var. Yok, her gün buraya kutu geliyor. O kutuları alacaksın. Kutunun içindeki pastaları buraya koyacaksın. Tamam anladım. Şuradakiler.
Onlar da şey, oraya koymak için yani. Onlara da pasta yani. Onlara da verebilirsin. Ama bunlar şeyle yani 4 tane pasta alana ucuz hediye veriyorlarmış. Sen bunu nereden biliyorsun ki? Araştırdım ben. Pastanın içinde var bunun içinde. He, iyi. Tamam. Beğendiysen o zaman hadi ben diğer arkadaşları da şey yapayım. Ben de geleyim bari. İyi, beğendim ben bunu. Tamam. Hadi gel. Mahmut var ya, çok güzel pastaneymiş ha. Bir de yatağım bile var, değil mi? Aynen, yatabilirsin orada. Benim evim nerede? Yoksa ben de Ersin abi yatacağım. Yok, bir tane yatak var orada. Ben sana çok güzel yer ayarladım. Oraya gidelim mi? Gidelim vallahi, neresi acaba? Tamam, sen git bakayım, kale güzel miymiş? Bir dahakine gelirim ben. Tamam, hadi gel gidelim abi. Gidelim. İşte burası. Kale ama en azından güzel yer. Yani kale en önemli. Yukarı çıkarsın, şey, kalenin üstünde çay içersin, yemek yersin. O yüzden burayı sana ayarladım. Allah razı olsun abi sen ya. Sen olmasa şimdi nerede oturacaktık? Ben yaparım. Ya bir de şu mahpelar var ya, onlara da bir ev ayarladım ama inanamazsın. Yani enteresan bir yer. Esrarengiz mi yoksa? Aynen. Esrarengiz ama ona benziyor işte. Tamam abi. O zaman gidelim Ersin abinin yanına. Gidelim. Hadi gel. Bunlar da var ya, çok şey ya. Ne oluyor, ne oluyor? Oğlum burası benim evim lan, çıkın lan. Önce ben bakacağım lan buraya. Oğlum bir çık ya. Hayır, çıkın be. Pis kokuyorsunuz. Ya kardeşim, karıcığım. Buradan çık ya. Ne? Ya el alemin önünde niye karıcığım diyorsun bana, kocacığım? Sen de bana niye kocacığım diyorsun o zaman? Tövbe tövbe. Mahmut, bunlar çok deli ha. Aynen deli abi, bunlar gidek ya. Bunlar bize bulaşır ha. Aynen, bence gidelim. Vallahi çok güzeldi ya, değil mi Mahmut? Evet ya, kalede yaşayacağım harbi. Vay be Mahmut, helal olsun ha, hayırlı olsun. Abi istediğin zaman gelebilirsin. Sen ayarladın mı kendini? Ayarladım ayarladım. Sen istediğin zaman bize gelebilirsin. Evet abi, sen de gelebilirsin. Sen de gelebilirsin ama benim evim nerede? Göstereceğim sana şimdi eve, çete başı. Haydi bakalım gidelim. Hayır, senin alacağın evin ya. Nasıl ev arkadaş ya? Ya sen bana ev tutturacağım diyorsun. Gidiyorsun tarlanın altına ev şey yapıyor, satın alıyorum bana ya. Ama başka ev yoktu. Niye kendi evini bana satmadın? Ama ben orayı ayarladım kendime. Ondan sonra burayı olduğunu bilmiyordum. Burayı bulduğum zaman burayı ayarladım sana. Oğlum başka ev yok mu? Yok, diğer kere köylülerin. Of. Şu ara bak ya, şu ara bak. Sanki ineklerin ahırıyım. Sanki ineğim ben ya. Lan bir de hazır gelmişken bir de buraya ot koy sen ne? Ayarlayacaksın evin ta anasını ya. Şu tatil bitsin de evime gideyim ya. Evime döneyim ya. Merak etme, merak etme. Neresi? Ne diyorsun lan? Bir şey demiyorum. Döneceğiz diyorum. Kaç gün var? 10 gün. Neyse. Geliyor mu? Geleyim ya. Bir en azından dışarı durayım. Gece gelirim ben. Lan geceye kadar dışarıda mı duracaksın? Evet. Ben bu esrarengiz yerde yaşamak istemiyorum ya. Zaten esrarengiz. Ulan var ya. Çok kuşsun. Çok kaba değilsin. Hadi hadi. Beyler. Siz de mi geldiniz? Bak, bundan sonra burası çete başınızın evi. İyi koruyacaksınız burayı. Ama nereye koruyacağız arkadaşım ya? Burası hiç iyi değil. Sen başka ev ayarlamadın bunu ya. Ne yapayım? Sen otel mi ayarlayayım? Köy burası, köy. Otel metol yok burada. Nasıl lan? Ne yapayım arkadaşım, ne yapayım? Otel mi otel yok burada. Nasıl lan? Lan Demirad'ın köyünde otel var. Hamburgerci var. Oğlum. Olsun. O zengin olduğu için evi geliştirdi. Başkadan izin alıyor. Buranın başkanı yok mu? Sahibiyle konuşacağım. Bakayım başkan var mı burada? Başkan yoksa, eğer biz başkan olursak bu evi, bu köyü geliştiririz. Ne diyorsun lan? Şimdi arkadaşım, biz gitmeyeceğiz. Çünkü bak, patron söyleme, tamam, seninle anlaşacağız. Tamam.
35 elmasa anlaşırız. Ben de. 35 elmas. Tamam, vereceğim elmasınızı ben size. Hayırdır birader? Yok abi ya, ben sadece otluyorum burada. Git şuradan ya, öf. Allah. Oğlum. Oğlum. Hayvanlar nasıl konuşuyor lan? Olsun oğlum, burası Minecraft diyarı. Burada herkes konuşuyor. Kardeşim gider misin? Abi ama acıktım. Lan başka yer yok mu? Git lan. Tövbe tövbe, neyse boş ver. Şimdi. Ona söylediklerini bana da söyleyeceksin ha. Tamam, söyleriz. Şimdi arkadaşım bak. Ne yapacağız biliyor musun? Biz hep burada kalacağız. Eğer başkan yoksa buranın başkanı olmak için aday alacağız. Siz de bana oy vereceksiniz, tamam mı? Ki ben köyler de bize oy verirler. Ona hep yardım olacağız. Biz bütçede başarısız, elmas arısız, hep köylere elmas arısız. Eğer bize oyları verirse çok zengin olacağız, başkan olacağız. Bu köyü geliştireceğiz. Hakikaten çok çok doğru bir şey dedin ha. Dedim ben dedim. Ne demişler? Akıl çağının başı durmandır. Çünkü bizim de öyle. O yüzden de bizim akıllı durmamız şart. O yüzden ne yapacağız? Akıllı yine duracağız bu köyde. Başkan olmak için. Her gelenden yapacağız. Tamam abi, anladım. Söylemeyeceğim söz. Tamam, ben sizin elmaslarınızı karşılayacağım. Şimdi benim bir çalışma yerim var. Elmas kazandım şu an. Evimin de orada elmaslarım var. Tamam abi, hadi kolay gelsin. Sağ olasın, hadi görüşürüz. Şu bizimkileri de söyleyeyim. Çete başına söyleyin, ha getirin bunları. Tamam abi, geliyoruz biz. Tamam, o zaman akşam oldu. Herkes evlere ayrılsın. Ben de eve gideceğim şimdi. Bugün işten izin aldım sizi getirmek için. Sen çalışıyor musun burada? Çalışıyorum tabii abi. Çalışırım ben. Çok elmas sadece. Bir de neyse boş ver. Ulan bir şey karıştırmıyorsunuz değil mi? Yok abi, ne karıştırması ya? Ne güzel köy işte. Neresi ki köy be? Neyse. Zaten çok kalmayacağız ki değil mi la? 10 gün sonra gideceğiz. Evet abi, evet. Tamam hadi, kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Şöyle güzel sabahla uyanmak bizim için çok ermek ya. Neyse, baltamı alayım da en iyisi kazmaya başlayayım. Burada da ayakkabılar var. Bugün şu ayakkabıları giyeyim bakayım, deneyeyim. Ayakkabıyı da koyalım şuraya. Bir tane elma alalım yanımıza. Yok, elma almayalım. Ekmek alalım. Gidelim. Mahmut abi, bugün nereye kalacağız? Şuradaki tepelerdeki odunları yap. Ama orası şimdi akas şey oluyor ya. Düşersin orada. Sen iyisi şu odunlarla başla. Kaldığın yerden. Tamam. Abi niye kafanı sallıyorsun ya? Oğlum boğazım acıyor ya. He bugün ben dün niye izin almıştım onu söyleyeyim. Olsun olsun, sıkıntı yok. 5 tane misafirim vardı, onları getirdim buraya. Onları evlerime ayarladım. Sıkıntı yok, merak etme. Bir şey söyleyeceğim şimdi size abi. Burada başkan var mı? Sahip var mı? Yok. Sahibini arıyoruz ama kimse yok. Ama bir de karşılığı var bunun. 50 elmas. Sahip olması için. Başkanı da kendisi seçiyor. Hakikaten öyle. Evet. Yeni sahibi. O zaman ben çalışarak kimse yeni sahibi olmuyor mu? Yok yok, burada hiç kimse olmuyor. Ne? Aslında ben olabilirim. Olabilir misin? Gerçekten mi? Evet. Çalışarak 50 elmas verebilirim. Peki başka vereceğim. Evleri gelişmek için de 100 elmas karşılığı geçiyor. Tamam. Yani her ay 50 elmas ödeyeceksin. Anladım. Anladım. Tamam, sıkıntı yok. Ben hep çalışırım, şey yaparım. Merak etme. O zaman ben başlıyorum. Tamam kardeşim. Selamünaleyküm kardeş. Lan, ne oluyor lan? Gel lan buraya.
Şu keriz golemi öldürdüm son anda ya. Neyse biz çalışalım. Elmas kazanacağız. Leo, kalalım şöyle. Ağaçları tekrar dikmemiz lazım çünkü hem dikeceğiz hem çalışacağız. Bunları kaleye koyacağız galiba. Aynen. Neyse ben abiye söylerim. Çok para kazanacağız, çok. Buranın sahibi olacağız. Hem Ersin abi için hem bu çete başı için. Çete başının başkan yapacağız. Ne güzel ha. 5 tane misafirimle köyde güzel geçineceğiz. Zaten o hayattan bıktım. O alan hiçbir şey yok. Zaten Ersin abi marketini yandı. Şuraları durmam lazım. Hiçbir şey bırakmam. Şu an 23 tane odun durmamız lazım. Bunlar galiba şey yakıyor. Lazım yani. Kıralım şunu. Hop. Tamam. Ha, elma. Neyse tamam. Bir tane elma kazandık. Bunu yiyecek olarak evimize götürelim. Belki elma şofa yaparız de. Bu köyü hep geliştireceğim. Hem çete başına da şöyle güzel bir şey yapacağız. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Çalışıyor mu? Çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte, biz de konuşuyoruz Mahmut'la. Mahmut şimdi ne oldu biliyor musun? Arabaya binmiş adam. Çaktıra çaktıra motoru ağrısı çıkmış. Ondan sonra kendi karnı ağrısı çıkmış. Adam demiş ki doktora, oğlum senin arabanda bir ikizliğe mi var demiş. İkizlik mi? Arabayla insanın ne alakası var? Ama öyle. Face'te gördüm arkadaşım, Face'te. Onlar video. Onlar senaryoyu yaparak kendileri öyle yaptığını sanıyorlar. Of, sen hiçbir şeye inanmıyorsun ya. Kardeşim burada çalışıyoruz. Bir rahatsız etmeyin beni be. Şu odunları kırmamız lazım mı? Kıralım bence. Kıralım lazım. Şu golemlerin hepsini öldürdüm ya. Neyse onlar bir şey yaramaz artık. Koruyucusu biziz. Koruyucusu biziz. Oyuncuyuz biz. Oyuncuyuz biz. Hop. Hop. Ya toplayalım. Çok para kazanacağız. Çok. Kıyamet kopmuş mu lan burada? Vallahi bunda topladığımız gibi sayısı artıyor ya. Oh oh oh. Helal para olacak, helal. Kıramıyorum, neyse boşver. Mahmut abiye sorayım ben ya. Kaç tane tarla şey yapmamız lazım? Ersin abi orada. Mahmut abi nerede? He buradayım oğlum. Şey Mahmut abi niye kafanı sallıyor? Oğlum hala acıyor lan. Neyse. Şey Mahmut abi kaç tane odun bulmamız lazım bir günlükte? 3 tane 64'lük odundur. Fark etmez, beyaz da olur şey de olur. Şu an bir tane 64'lük var, bir tane isine 22. Tamam sen iki tane de 64'lüktür. Bundan sonra onları şeye koy. Bir tane kale var ya. Hangi kale? Şu kale. O kale değil. Şu kale var ya.
şu. Evet, oraya götür. Şey ama sadık yap. Sadık yok bu arada. Sadıkları şey çalmış yine. Birisi. Kim çalıyor bu sandıkları ya? Tamam abi ben yaparım. Aslan. Gel gel çayı çek gel. Yok abi çalışıyorum ben şu an. Gel bir iç ya bir çay iç gel. Tamam içeyim. Dur şunu. Al iç iç. Nasıl işler güzel değil mi? İşler güzel abi ya. Bir günde 3 tane 64'lük odun kırman lazımmış. Öyle diyor. Ha. O Mahmut değil mi? İşçi Mahmut. Ondan şey siz olmadan önce de konuşmuştuk. İşe başlamıştım ben. Ha iyi iyi. Ersin abi ne yapıyor? Onun yanına da uğrayacağım birazdan. Şu odunları götüreyim de. Ha, bu kaleye mi? Bak, şu diğer kale var ya oraya. Ya hani soğuk oluyor havalar. Soba yakmak için odun şey yapıyorlar. Başkası kimse çalışmıyor ben çalışıyorum. Ha, iyi tamam. Neyse tamam sağ olasın Mahmut abi ellerine sağlık. Önemli değil hadi iyi işler. Sağ olasın. Çalışalım biz. Bir dakika şuradan çalışayım. Oh, bırakır. Şuraları kıralım. Bıktım o şehirden ya. Bundan sonra bu köyde yaşamak istiyorum. Çetebaşı zorla beni ikna şey ikna ettiremez zaten. Ben gitmem bu köyden. Ersin abi zaten gitmez. Pastanecilik yapıyor. Yani çok elmas var. Bu çetebaşı bilmem. Bu çetebaşı kaçarsa kaçar. Beni hiç ilgilendirmez. Ersin abi yaparım ben yine başkan. Sıkıntı yok. Bak yakında o beni görecek yeni sahip olduğumu. O sonra benden başkanlık isteyecek. Ben zaten onun için çalışıyorum burada. Hem o kendisi başkan olsun, hem para kazansın. Bedava ya. Hiç çalışmıyor bir şey yapmıyor. Ben onun için çalışıyorum burada. Ersin Han için çalışıyorum. Kendim için çalışıyorum. Mafyaların karşılığı için çalışıyorum. Bir gün o alana yine uğrayacağım. Uğrayacağım o alana yine. Çünkü orada şey elmaslar var. Çete başına elmaslarını alırız. Orada kaldı zaten elmasları. Ben gidip bir gün alacağım. Çete başına ikna edersem. Hem köylüler için de otobüs alacağım. Şöyle de şuraya ekleyelim. Şuraya yakalım. Ha. Akşam oldu. Neyse bu kadarlık yeter. Çok yoruldum zaten. Şimdi ben sandık yapacaktım galiba. Şu kaleye gideceğim. Eyvah. Nasıl bir köy arkadaş ya? Şunların yaşadıkları köye bak. Hey evime giremezsin. Burası benim evim lan. Evet burası benim evim. Ne oluyor ya? Kardeşim çık evimizden ya. Kardeşim. Ben buraya sandıkları şey odunlara koymak için geldim. He onun için mi geldin? Tamam. Yukarıya koy. Sandık yok mu? Sandık yok. Sen yapabilir misin?
Yapayım. Hemen yapalım şuraya sandık. Bir tane sandık yapacağız. Tamamdır. Bir tane masa yaptım. Koyuyorum bu odunları. Kimse dokunmasın. Ateş yakacağız kardeşim. Hepsini kullanacak diye bir şey yok. Diğer köylüler de kullanacak. Onlar alacak şeyleri. Buraya gelecekler. Bir dakika ya. Bedava mı alıyorlar yoksa satın mı alıyorlar? İki elmas kardeşim. İki elmas. Tamam. Hadi eyvallah. He şu 30 elması da. Ay 30 elmas diyorum odun. Lan elmas dedi satın lan. Bana 10 tane yeter. Ay çünkü ben de yakacağım kendi evimi. Tamam tamam hadi eyvallah. Ya kardeşim pahalı diyorum ne anlamıyorsun? Ya bir indirim yap be. Hayırdır ya ne oluyor burada? Ya ne olacak şey indirim yapmıyor. Oğlum size ne lan? Allah Allah kendisi istiyor. Pastaneyi satın aldı. Evet. Allah Allah. Sanki burası şehir ya. Ben illa öyle Erdoğan'ın dediğini yapacağım. Ya yapacağım diye bir şey yok. Allah Allah. Sanki Erdoğan burayı yönetiyor. Kendiniz yönetiyorsunuz. Kardeşim kendisi istemiyor. Ne indirim ya? Bak yalvarıyoruz bak. Kendisi yapsın. Hiçbir şey demiyor. Yalvarıyorum kendisi. İndirim yapsın ya. Ersin indirim yap be. Ya oğlum ne indirimi ya? Bir git ya. Allah zaten para kazanmak için. Kardeşim sen niye opluyorsun ya? Abi çok eğlenceli ne yapayım? Arslan sana odun getirdim yakarsın. Tamam. Dur şuraya koyuyorum. Bak indirim yapsan elmas kazanırsan. Hiç elmas kazanmamışsın. Kazanacağız ama boş ver. Kardeşim. Tamam size indirim yaptım. Tamam mı? Verin bakayım 25 elmas. Kaç elmastı bu indirim için? 50 elmastı. Tamam 25 elmasları göreyim. Tamam. Tamam. Alın. Tamam alın şunları. Allah razı olsun ya. Sen ne kadar bir garip adamsın abi. Garip sensin. Gariban gariban. Tamam hadi şimdi gidin hadi. Hadi. Hadi gidin. Hadi gidin. Adam rahatsız etmeyin. Gidin. Adam sizinle mi lan? Gidin ya sabah sabah olmuş zaten sizinle mi uğraştım hadi gidin. Gidin. Oğlum gidin lan. Hadi. Allah Allah. Tamam Ersin abi. 64 elmas kazandın ha. Vallahi. Aynen. Tamam hadi ben gideyim. Sana kolay gelsin. Sağ olasın. Tövbe tövbe ya. Evet arkadaşlar. Bugün Zengin Fakir'e 30. bölüm oynadık. Eğer bu videoyu sevdiyseniz yorumlara bir yazın ve like atın. Yorumlara bol bol kalplerinizi göreceğim. Yorumlarda kalp göreceksiniz. Mahmut abi yine mi dönüyor no? He he. Herkes abone olsun arkadaşlar. Bu arada benim arkadaşım. Biz onun arkadaş olduk. Ben içtim Mahmut. Bol bol atın işte. Hem zaten Ersin abim için geldim buraya. Hem onun marketi yandı ya. Ona pastan açtık. Kendisi zaten aç kalmasın diye ona pastan açtık. İşte bu da pastanesi. Eğer siz de videoyu sevdiyseniz tekrardan yorum atın. Bol bol bekliyorum. Bu arada tekrardan hesaplarımızın linklerini eski videolarımızdan görebilirsiniz. Çünkü şey sildiğim için atamıyorum. Tekrar bakabilirsiniz. Şimdi hoşça kalın. 31. bölümde tekrardan görüşmek üzere. 31 deyince hiç o sayıyı söylemek istemiyorum zaten. Yepyeni bölümler cumartesi gününde.